Arkadaşlar herkese merhabalar. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Şöyle bir sorumuz var. 1 faktöriyel çarpı, 2 faktöriyel çarpı, 3 faktöriyel şekline gidiyormuş. 48 faktöriyle kadar. Deniyor ki bu çarpımı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa, bu çarpım yani, aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç tam kare olur. Biliyorsunuz arkadaşlar ÖSYM'nin böyle çıkmış buna benzer bir sorusu var. Bu kadar zor değil işin açıkçası. Orada kolay bir şekilde hemen sonucu buluyorduk. Hatta cevabın şıkkını bile hatırlıyorum. 7 cevabı 7 olan bir arkadaşlar soruydu hatırlarsanız. Ama bu soru biraz daha farklı. Bu soruda arkadaşlar ifadeler faktöriyel şekline gidiyor ve biz bunu bir tam kare yapacağız. Biliyorsunuz tam kare demek bir ifadenin parantez karesi demektir arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Bakın soruya yavaş yavaş başlayalım. Mesela ben bu sorunun aynısını bir defa şuraya bir temize geçeyim. 1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şeklinde giden bir ifade. Sonra 47 faktöriyel ve 48 faktöriyel diye yazalım. Şimdi ben bu ifadeyi öyle bir sayıyla çarpacağım ki bu sayının ismi x olsun. Tamam mı? Sonuçta bir şeyin parantez karesini elde edeceğim. Oldu mu arkadaşlar? Taktik bu. Şimdi dikkat. Nasıl yaklaşalım soruya? Diyorum ki şöyle yapalım. Bunları açarak yazalım. Mesela bir faktöriyel nedir? Birdir. 2 faktöriyel dikkat edin. 2 çarpı 1. Geriye doğru gittiğimi düşünün. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani böyle yazdığımı düşünün. Tamam. Peki bu bu şekilde gidiyor. 47 faktöriyeli de şöyle yazayım. Dikkat edin şimdi. 47 çarpı 46 çarpı 45 çarpı bu şekilde arkadaşlar aşağıya inene kadar değil mi? Ne olur? 3 çarpı 2 çarpı 1'e kadar gider. Tamam. 48 faktöriyel de son olarak yazıyorum. 48 çarpı 47 çarpı 46 çarpı. Bu da arkadaşlar, dikkat edin yine 3 çarpı 2 çarpı 1'e kadar inecek. Şimdi şu parantez içinde yazan ifade, dikkat ederseniz aslında açarak yazdığım ifade bu. Şimdi ben bunu bir x sayısıyla çarpacağım ve bir ifadenin parantez karesini elde edeceğim. Şunu güzel yapayım şöyle. Parantez karesini aldayacağım. Güzel. Peki düşünelim şimdi bak. Bir defa burada şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. 1'den 47'ye kadar olan sayıların çarpımı 47 faktöriyel. E burada da arkadaşlar 47 faktöriyel var. E 47 faktöriyelle değil mi? 47 faktöriyelin çarpımı 47 faktöriyelin karesi olur. O zaman buraya arkadaşlar gelecek sayılardan bir tanesi belli oldu. 47 faktöriyel geldi. 47 faktöriyelin karesi şeklinde böyle düşünebilirim. Ama açıkta bir sayı kaldı arkadaşlar. Açıkta kim kaldı? 48. Açıkta kalan sayıları şuraya yazalım. Mesela 48 kaldı. Tamam. Devam edelim. Bakın arkadaşlar burada da şöyle bir durum var. Dikkat edin. Şuranın 45 olduğunu düşünürsem. 1'den 45'e kadar olan sayıların çarpımı var. 45 faktöriyeldir bu. Öyle değil mi? Çarparak gidiyorsun. E burada da 1'den 45'e kadar olan sayıların çarpımı var. E bu da 45 faktöriyel demektir. Demek ki arkadaşlar buraya 45 faktöriyel gelebilir. 45 faktöriyelin karesi var burada. Ama açıkta bir sayımız kaldı yazmadığımız 46. Hmm. Çaktın değil mi arkadaşlar? Yavaş yavaş dikkat ederseniz bakın. Her tek faktöriyelde 47, 45, 45. Bir sonraki 43 ve bu şekilde arkadaşlar Teklerin hepsi buraya yazılabiliyor Değil mi Kimler kalıyor dikkat ederseniz 48 46 44 Nereye kadar 2'ye kadar gidecek çift sayılarda arkadaşlar kalıyor Şimdi dikkat edin Şimdi dikkat edin Şurayı düzenlersem X serine hangi sayı geleceğini görebileceğim 48'i şöyle yazıyorum arkadaşlar 2 çarpı 24 diye 46'yı şöyle yazıyorum. 2 çarpı 23 diye. 44'ü şöyle yazdığımı düşün. 2 çarpı 22 diye. Ve bu böyle gidiyor. Nereye kadar? 2'ye kadar. Şimdi hatta 2'yi de 2 çarpı 1 diye yazayım. Bunlara benzemiş olsun. Şimdi bu durumda arkadaşlar dikkat edin. Şu 2'den kaç tane var diye sorsam size. 1'den e birden 24'e kadar arkadaşlar sayı var. Değil mi? Yani 24 tane sayı var. 24 tane terim var diyelim. Dolayısıyla 2 üzeri 24 olur. E peki burada 1'den 24'e kadar olan bir de sayıların çarpımı var. E bu da 24 faktöriyel. Tamam. Demek ki arkadaşlar dikkat edin şimdi. Bu 2 üzeri 24'ü şuraya mesela şuraya 2 üzeri 12 diye taşıyabilirim. Çünkü 2 üzeri 12'nin karesi 2 üzeri 24. Ama 24 faktöriyel açıkta. 24 faktöriyel burayı doğrudan yazamam buranın tam kare olmasını istiyorsam o zaman x'in kesinlikle ne olması gerekir arkadaşlar? 24 faktöriyel. Çünkü x 24 faktöriyel olsun ki bu x ile şu 24 faktöriyel çarpılsın. Dolayısıyla şurada 24 faktöriyelin karesi oluşmuş olsun. Onu da parantezin içine 24 faktöriyel diye yazabilelim. Ve böylelikle bu eşitliği bu dengeyi koruyalım. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar hangisiyle çarpılırsa sonuç tam kare olurmuş? 24 faktöriyelle çarpılırsa sonuç tam kare olurmuş diyebiliriz. Bence çok güzel soruydu arkadaşlar. Harbiden güzel soruydu. E, şunları böyle açık açık yazdım görebilmeniz için. E, sorunun anlaşıldığını arkadaşlar düşünüyorum. Buna benzer sorular da var arkadaşlar piyasada. Yarın bu 1 faktöriyel 2 faktöriyel 48 faktöriyel olmazsa Mesela atıyorum 24 faktörüyle olur. Bu tarzda bu mantıkla arkadaşlar bu soruyu çok rahatlıkla çözebilirsin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu ve buna benzer soruların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar destek vermeyi, destek vermenizi bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Hepinize sağlıcakla kalın diliyorum.